السلام عليكم ورحمة الله. Bugün zikredeceğim eshabların birincisi Hazreti Ebu Mulayl bin Azhar'ın adıdır. Annesinin adı Ümmü Ammar binti Eşref idi. Ansar'ın kabilesi, Avs kabilesiyle alakalıydı bu zat. Buna Bedir ve Uhud gazvelerine katılma şerefine nail oldu bu zat. Bir rivayete göre kardeşi Hazret Ebu Habib bin Ezher dahi Bedir ve diğer gazvelere katıldı. İkinci zikir Hazret Enes bin Muaz Ansari'nin zikri vardır. Bazı rivayetlerde kendisinin adı Unes dahi beyan edilmiştir. Bunun alakası Ansar'ın kabilesi Hazrec'in dalı Banu Neccar'dan idi. Annesinin adı Ümmü Unas binti Halid idi. Bedir, Uhud, Handek ve diğer bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iştirak etti. Uhud gazvesinde kendisinin kardeşi Ubey bin Muaz dahi kendisiyle birlikte katıldı. Onun vefatı konusunda ihtilaf vardır. Bir rivayet vardır ki vefatı Hazreti Osman'ın hilafet devrinde vefat etti ve ikinci rivayet de Hazreti Enes bin Muaz onun kardeşi Ubey bin Muaz Bir Muğna'da şehit düştüler. Ondan sonraki zikir Hazreti Ubey bin Sabit radıyallahu anh'un zikri vardır. Şeyh. Künyesi Ebu Şeyh idi. Hazreti Habib bin Sabit'in kabilesi Banu Hazrec'in Banu Adi'den idi. Künyesi Ebu Şeyh idi. Bir söze göre bu künyesi oğlunun künyesiydi. Annesinin adı Sukte bin Seharitse idi. Hazret Ubey bin Sabit, Hazret Hasan bin Sabit ve Hazret Avs bin Sabit'in erkek kardeşiydi. Bedir gazvesi, Uhud gazvelerine katıldı.
ve vefatı bir Mevna olayında vefat etti. Bu konuda dahi ihtilaf vardır. Hazreti Übey bin Sabit Bedir gazvesine katıldı yahut katılmadı. Değişik kitaplar vardır. İbn-i İshak diyor ki Übey bin Sa'd cahiliye zamanında vefat etti ve Bedir ve Uhud gazvelerinde vardı. Onun oğlu Ebu Şeyh bin Übey bin Sabit idi. Allama İbn-i Haşam Bedir'e katılanlardan Ebu Şeyh Übey bin Sabit'in adını dahi koymuştur, saymıştır. Übey bin Sabit'in vefatı konusunda rivayetlerde şöyledir. Bir Mevna olayında vefat etti. Bazı rivayetlerde şu dahi vardır. Onun vefatı Uhud gazve günü oldu. Bu rivayetten şu dahi öğreniliyor ki Uhud gazve günü şehit edilen sahabi kendisi değil, kendi kardeşi Hazret Avs bin Sabit idi. Sonra bir zikir vardır. Hazret Abu Burda bin Ne'ar künyesi Abu Burda idi. Abu Burda kendi künyesiyle meşhur idi. Adı Hani idi. Bir rivayette kendisinin adı Haris ve bir rivayette Malik adı beyan edilmiştir. Onun alakası Kabu Bani Kuzan'ın Velid ailesinden idi. Hazreti Ebu Burde Bara bin Azib'in dayısı idi. Başka bir rivayette göre Hazreti Ebu Burde Hazreti Bara bin Azib'in amcası idi. Beyt-i Akba-i Saniye'ye katıldı. Bunun dışında Bedir gazvesi ve Uhud, Handek bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iştirak etti. Mekke fethedildiği gün Bunu Harise'nin bayrağı Hazreti Ebu Burde'nin elindeydi. Hazreti Ebu Abs ve Hazreti Ebu Burde İslamiyet'i kabul ettikleri zaman her ikisi kabule Bunu Harise'nin putlarını kırdılar, kabilenin putlarını. Hazreti Ebu Umame'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazve günü Bedir'e doğru yola çıkma kararı verince Hazreti Ebu Umame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hazırlandı çıkmak için. Onun dayısı Hazreti Ebu Burde bin Neyar dedi ki sen annenin hizmeti için burada kal, çıkma. Annesi hastaydı, sen burada dur. Hazreti Ebu Umame dedi ki o da coşku doluydu. İslamiyet elinde saldırı var, ben de gideyim. Dedi ki, o senin dahi kız kardeşindir, sen burada dur, bana diyorsun. Bu muamele, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne arz edildiği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Umame'yi durma emrini verdi ve onun oğlunu, ve Ebu Burda ordu ile birlikte gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazveden geri döndüğü zaman Hazreti Ebu Umame'nin annesi vefat etmiş idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Uhud günü Müslümanların elinde iki tane at vardı. Bir at Resulullah'ın adıydı. Onun adı Sakkıt idi ve öteki Ebu Burde'nin elindeydi. Adı Mulafe idi. Atın ismi. Hazreti Ebu Burde bin Niyar beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kabilelere teşrif buyurdu. Onlar hakkında dua etti. Fakat bir kabileyi terk etti. Onların yanına teşrif buyurmadı. Bunun üzerine o kabile çok üzüldü. Onlar sebep öğrendiler. Ne sebep ne var. Ondan sonra kendi bir arkadaşını aradılar. Onun çadırından bir çarşaftan bir gerdanlık çıktı. O da hıyanet ederek aldıydı. Sonra onu geri verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına dahi teşrif buyurdu ve onlar hakkında dahi dua etti.
Hazret Ebu Burda, Hazret Ali ile birlikte bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün savaşlara katıldı. Vefat Hazret Muaviye'nin ilk günlerinde oldu. Vefatının yılı konusunda değişik rivayetler vardır. Bir rivayete göre vefatı 41 Hicri senesinde oldu. Başka rivayete göre 42 ya da 45 Hicri'nin zikri dahi vardır. Hazret Bera bin Azib'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı günü namazdan sonra konuştu ve buyurdu ki her kim bizim namazımız gibi namaz eda ederse ve bizim kurbanımız kurban keserse iyi kurban yaptı ve her kim bayramdan önce hayvan keserse o et içindir. Yani o kurbanlık değildir, kurban değil bayram namazından önce. Öyledir. Nasıl ki bir insan et yemek için bir hayvan keser. Bunun üzerine Ebu Burda bin Niyar kalktı. Zikri vardır. Arz etti. Ya Resulallah, ben namaza çıkmadan önce hayvanı kestim. Ve zannettim ki bugünkü gün yemek yeme zamanıdır. Onun için acele ettim. Kendim yedim ve akrabalara ve komşulara dahi verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu et için oldu bu hayvan. Senin bu kurbanlık sayılmaz. Ebu Burda dedi ki benim yanımda bir yıllık keçinin çocukları vardır. Dişi çocukları. Ve iki keçiden daha kuvvetlidir. Çünkü kuvvetlidir. Toplucadır. Benim tarafımdan yeterli olacak mı? Ben onlara feda edersem, kurban kesersem, Resulullah buyurdu ki evet, et. Fakat senden sonra başka birisi için yeterli olmayacak. Sana izin veriyorum. Fakat senden sonra başka birisine izin vermem. Diğer hadisler dahi aynısını beyan ediyor. Birisi şu ki bayramdan sonra kurban kesilsin. Peki bir yaş oluyor keçinin, o olmalı. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Senden sonra başkası için yeterli olmayacak. Bu konuda bir seferinde Hazreti Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam'ın meclisinde soru soruldu. Kurbanlık hayvanın yaşı ne kadar olmalı? Bunun üzerine Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam Hazreti Mevlana Nuruddin birinci halife hazretleri oradaydı. Onunla sordu ki siz cevap verin. O dedi ki ehli hadis mezhebine göre 2 yıllık olması gereklidir. Bizim ülkelerde revaç vardır. Donda derler Pencapça'da 2 diş çıkmış olmalı öndeki. O hayvanın 2 dişi. Her neyse o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hazreti Ebu Burda'ya senin kurbanlığını ben kabul ediyorum. 1 yıllık hayvanın. Fakat bundan gelecekte başka birisi için değil. Keçi olmalı genç. Ve cemaate aynı revaç vardır. Bizim fetva dahi buna göredir. Söylediğim gibi Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuştur. Sonra zikir vardır. Hazret Esed bin Yezid. Yezid'in zikri vardır. Hazret Esed'in babasının adı Yezid bin El-Fakı idi. Ve alakası Ansar'ın kabilesi Hazrec'in dalı Banu Zureyk'ten idi. Bedir ve Uhud gazvelerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iştirak etti. Allama İbni İshak, Esed yenine İshak bin Yezid isim olarak beyan yazmıştır. Hazret Asad bin Yezid'in adı konusunda değişik düşünceler vardır. Bazı kimseler Sa'd bin Zeyd, Seyyid bin Al-Fakı ve Sa'd bin Yezid dahi olarak beyan etmişlerdir. Beyan ettiler. Sonra bir Bedri sahabi var. Hazret Tamim bin Car Ansari. Hazret Tamim'in babasının adı Car idi. Ansar'ın kabilesi Banu Hazrec'in dalı Banu Zarara bin Avf Al-Haris'ten idi. Bedir ve Uhud gazvelerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Hazreti Tamim'in evladı arasında oğul ve
kız Cemile vardı. Annesi kabile Banu Amr denildi annesi. Sonra bir sahabi vardır Hazret Aus bin Sabit bin Munzir. Bu da Ansari idi. Künyesi Ebu Şeddad idi. Hazret Aus'un babasının adı Sabit idi. Annesinin adı Sukhta binti Harise idi. Meşhur sahabi Hazret Şeddad bin Aus'un babasıydı. Alakası Ansar'ın kabilesi Banu Amr bin Malik bin Neccar'dan idi. Akbe Saniye da katıldı. İman etti Bedir ve Uhud gazbelerinde Resulullah ile birlikte katıldı. Hazret Hasan bin Sabit meşhur şair ve Hazret Ubey bin Sabit kendisinin kardeşleriydiler. Hazreti Osman bin Affan Medine'ye hicret ederek Medine'ye geldiği zaman bunun evinde kaldı. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman bin Affan ve Hazreti Aus bin Aus arasında muahhat yani kardeşlik kurdu. Bunun vefatı konusunda Abdullah bin Muhammed bin Ammara Ansari der ki bunun vefatı, bunun şehadeti Uhud gazvesinde oldu. Bazı diğerler bundan ihtilaf dahi ederler. Ancak ihtilaf edenler zayıf ravidirler. Sonra zikir vardır. Hazreti Sabit bin Khansa adlı sahabi, kabile Banu Ganim bin Adi bin Najjar ile alakası vardı. Ve Bedir gazvesine katılma şerefine nail oldu. Onun hakkında fazla bu kadar vardır. Fazla bilgi edinmedi. Sonra Aus bin Samit Hazretleri bir sahabi vardı Bedir'in. Bedir'e katıldı. Hazret Aus bin Samit Hazret Ubada bin Samit'in kardeşiydi. Hazret Aus Bedir, Uhud ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Aus bin Samit ve Hazret Mersed bin Abi Mersed Al-Ghanavi arasında muahhat kardeşlik kurdu. Rivayetlerde vardır. Hazreti Evs kendi karısı Kuvela binti Malik ile zihar yaptı. Zihar Arap'ta bir gelenek vardı. Karısı, karıya anne ya kız kardeş diyorlardı bazen. Haram ediyorlardı bunu söyledikten sonra. Sen benim annemsin, onun için benim haramsın. İslam bu geleneği yok etti ve emretti. Bu kelimeyi söylemekle boşanma olmaz. Anne, kız kardeş demekle boşanma olmaz. Fakat bu beyhude bir sözdür. Bunun cezası olarak kefaret vardır. İslamiyet onu ileri sürdü. Hazreti Öfs kefari vermeden önce kefaret vermedi. Karısıyla ilişki kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Bu doğru değil. Git 15 sağ 60 miskine yemek ver. Zihar konusunda Kur'an-ı Kerim'de dahi emir vardır. Allah-u Teala şöyle der. Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. Wa innallaha la afuwun ghafur wallazina yuzahiruna min nisaihim summa yauduna lima qalu فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوَزُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّ
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ Aranızdan karılarına anne diyenler var ya, onlar anneleri olmuyor, onlar anneleri onları doğuranlardır. Ve onlar çok çirkin ve yalan bir söz söylerler. Allah-u Teala çok affeden ve çok mağfiret edendir. Anne, karılarına anne diyenler, daha sonra onlar rücu edenler var ya, anne dedi, oh, daha sonra hala hata yaptın dedi. Birbirleriyle ilişki kurmadan önce bir insan, yani o devirde köleler vardı, köleyi azat ettirmek gereklidir. Allah-u Teala size diyor ki size nasihat ediliyor ve Allah-u Teala sizin yaptığınızdan daima haberdar olur. Her kimin gücü yetmiyorsa, bu gücü yoksa köleyi azat ettirsin. O zaman durmadan aralıksız iki aylık oruç tutsun birbirleriyle ilişkiye girmeden önce. Her kimin bunu gücü dahi yoksa 60 miskine yemek yedirmesi lazım. Bu şu gaye içindir ki Allah ve onun Resulü tarafından size teselli verilsin. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlardır. Kafirler için çok acı bir azap vardır. Bunun tercümesini Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam dahi şöyle buyurmuştur. Her kim kendi karısına anne derse, aslında onun annesi olmuyor, onun anneleri onlardır ki onları doğurdular. Onların bu sözü makul sözdür ve tamamen yalanıdır ve Allah-u Teala affedendir. Her kim anne derlerse, daha sonra rücu ederlerse, kendi karılarına ile ilişki kurmadan önce bir köleyi azat ettirsinler. Allah tarafından bu emir vardır. Eğer köleyi azat ettirmezler, iki ayı oruç tutsunlar. Eğer oruç tutamadılarsa 60 miskine yemek yedirsinler. Hazreti Khuhela binti Malik bin Saliba'dan rivayet edilir. Onun karısıydı. Benim kocam Aus bin Samit benimle zihar yaptı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gittim şikayet ile. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda buyuruyordu ki Allah-u Teala'nın takvasını benimse. O senin amcanın oğludur. Ben ısrar ettim. Öyle ki sonunda Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti indi. Anne nasıl olabilir? Senin amcanın oğludur. Sen onun karısısın. Diyor ki ben ısrar ettim. Sonunda Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti indi. قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلُ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلُ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا Allah-u Teala o kadının sözünü dinledi. O seninle kocası hakkında kavga ediyordu. Resulullah buyurdu ki o senin kocan bir köleyi azat ettirsin. Cezası budur. Ayet-i Kerime'nin emri vardır. Detayları vardır. Burada de beyan edildi. Köleyi azat ettirsin. Dedi ki ben arz ettim. Onun gücü yoktur. Nereden azat ettirsin? Fakirdir. Sonra dedi ki o zaman iki ay durmadan oruç tutsun. Ben arz ettim ki ya Resulallah. Onun yaşı öyledir ki durmadan aralıksız oruç tutamaz. Gücü yoktur. Sonra dedi ki o zaman 60 miskine yemek yedirsin. Ben arz ettim ki onun yanında mal yoktur. Bir şey yok ki sadaka versin. O öyle diyor ki ben o zaman oturuyordum. Bir hurma bohçası geldi. Hediye olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna birisi verdi. Ben arz ettim ki ya Resulallah. Ben ikinci bir hurma ile buna yardım edeceğim. Eğer bu bana verilirse başka bir vereceğim torbayı. Tamam dedi ki bunları götür ve onun adı altında 60 miskine yemek yedir. Ve ondan sonra amcanın oğluna git yani kocana git. Anne değildir. Onun söylemesiyle. Bu sahabelerin sireti beyan eder. Bazı meseleler dahi haller olur. Hazreti İbni Abbas'ın beyanatı vardır. İlk zihar İslamiyet'e olan budur. Karıya anne demek olayı. Bu Hazreti Avs bin Samit'in idi.
Onun nikahında amcasının oğlu vardı. Onunla zihar yaptı. Her neyse Allah-u Teala bu hadlar, sınırlar koymuştur. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dahi bu muamele arz edildi. Dedi ki cezası budur. İkinci halife zamanında aynı şekilde bir mesele ileri sürdü. Dedi ki cezası budur. Ve çok fakir olursa o başka, gücü yoksa o istiğfar eylesin. Ve mümkün olduğu kadar versin. Allah-u Teala sınırlar koymuştur. Karı, anne ya, anne ya kız kardeş söyleme konusunda birisi öyle derse, bazı kimseler alışık olurlar, küçük bir şeyde kavga ederler ve haram oldu bana derler. Şu oldu, sen benim annem gibisin filan derler. Yahut yemin ediyorlar. Bütün bu yeminlerin, bu sözlerin, bu sınırlar vardır. Ceza verdikten sonra Allah-u Teala buyurmuştur. Köleyi azad ettir yahut oruç tut yahut miskinlere yemek yedir. 60 miskine. Hazreti Evs bin Samit şair idi. Hazreti Evs bin Samit ve Şeddad bin Aws Ensari Beytül Makdis'te ikamet ettiler. Vefatı Filistin'in Ramla adlı yerinde 34 hicrisinde vefat ettiler. O zaman Hazreti Evs'in ömrü 74 idi. Sonra arz edeceğim bir sahabinin adı Hazreti Arkam bin Abi Arkam'dır. Künyesi Ebu Abdullah idi. Hazreti Arkam'ın annesi Umeyma binti Haris idi. Bazı rivayetlerde onun adı Mazer binti Huzeym ve Safiye binti Haris dahi beyan edilmiştir. Hazreti Arkam'ın alakası Banu Makhzum kabilesiyle alakalı vardı. İslamet olan ilk eshablardan idi. Bazılara göre Müslüman olduğu zaman kendisinden önce 11 kişi Müslüman olmuştu. Bazıları derler ki kendisi 7. sırada Müslüman oldu. Hazreti Urve bin Zubeyr rivayet eder. Hazreti Erkem, Hazreti Abu Ubeyda bin Cerrah ve Hazreti Osman bin Mez'un birlikte Müslüman oldular. Hazreti Erkem'in bir evi Kuh-i Safa'nın yanındaydı. Mekke dışında tarihte Dar-ı Erkem olarak meşhur olmuştur. Dar-ı Erkem onun eviydi. O evde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet'i kabul eden kimseler ibadet ederlerdi. Orada Hazreti Ömer İslam kabul etti. Çünkü İslamiyet'i kabul ettikten sonra Müslüman 40 oldular. O zaman o evden dışarı çıktılar. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra bu Hazreti Erkem'in mülkiyetinde kaldı. Sonra torunları bu evi Ebu Cafer Mensur'a sattılar. Bu konuda Sirat Hatemun Nebiyyin'de Hazreti Mirza Beşir Ahmed Raziyallahu anh'ın detaylı şöyle yazmıştır detaylarını. İslamiyet'in ilk tebliğ merkezi Dar-ı Erkem konusunda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşündü. Mekke'de bir tebliğ merkezi olsun. Orada Müslümanlar namaz eda etsinler. Ve sessizce İslamiyet'in tebliği yapılabilsin. Bu gayeyle öyle bir ev isteniyordu ki merkezi olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nev Müslim Arkam bin Erkem bin Ebi Erkem'in evini sevdi. Kuh-i Safa'nın eteğindeydi. Onun sonunda sonra Müslüman orada toplanırlardı. Orada namaz kılarlardı. Orada hakkı arayanlar gelirlerdi. Dini arayanlar. Ve İslamiyet'in mesajını dinlerlerdi. Dinlemek için ve anlamak için gelirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinden feyiz bulmak için gelirlerdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslamiyet'in tebliğini yapardı. Onun için bu ev tarihte çok meşhurdur. Ve Darul İslam olarak meşhurdur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağı yukarı 3 sene Dar-ı Erkem'de ikamet etti. Yani peygamber oluşundan 4 sene sonra onu merkez kabul etti ve 6. senenin sonuna kadar orada kendi misyonunu, kendi işlerini devam ettirdi orada. Tarih yazarları yazıyorlar. Dar-ı Erkem'de İslam edenlerde son kişi Hazreti Ömer idi. Onun İslamiyet Müslüman ulusuyla Müslümanlar kuvvetlendiler ve onları Dar-ı Erkem'den çıkarak
artık açık olarak tebliğ yapmaya başladılar. Medine hicretinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Erkem radıyallahu anh'un muakhatı, kardeşliği Hazreti Ebu Talha bin Zeyd ile muakhatı kurdu, kardeşliğini kurdu. Hazreti Erkem Bedir gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı ve kendisiyle Bedir'in mali ganimet malından bir kılıç ona verdi. Hazreti Erkem Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, bütün gazvelere katıldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Medine'de bir ev dahi verdi. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sadakelerin toplaması için görevlendirdi. Tarihte şu dahi vardır. Hazreti Erkem Hilful Fuzul anlaşmasında dahi vardı. Fakirlerin yardımı için anlaşma yapıldıydı Müslümanla, ondan İslam'dan önce Mekke'dekiler büyük kimseler bu anlaşmayı yaptılar. Resulullah dahi onun orada vardı. Hazreti Erkem'in oğlu Osman bin Erkem rivayet eder. Benim babamın vefatı 53 Hicri senesinde oldu. O zaman 83 yaşındaydı. Bazı kimseler derler ki 55 senesinde vefat etti. Ömür hakkında yaş ihtilaf vardı. 80 yahut biraz daha fazla oldu beyan edilir. Hazreti Erkem beyan vasiyet ettiydi. Onun cenaze namazı Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas kıldırsın. Sahabiydi. Onun vefatından sonra Hazreti Sa'd radıyallahu anhu Akik adlı yerdeydi. Mervan dedi ki bu nasıl olabilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabisi var olmayan bir zatın yüzünde burada yoktur, onu defnedilmesin. O gelene kadar nasıl bez tutalım ölüsünü? Başka birisi cenaze kıldırsın. Bunun üzerine Ubeydullah bin Erkem Mervan'ın sözünü dinlemedi ve Hazreti Sa'd bin Vakkas'ın gelmesi üzerine Hazreti Erkem'in cenaze namazı eda edildi ve Cennetul Bekî'de defnedildi. Onun hakkında bir rivayet vardır. Bir seferinde Hazreti Erkem Beytül Makdis'e gitmek için yola çıktı, hazırlandı. Yola çıkmak istiyordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e izin istedi Resulullah'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen bir fakir için ya ticaret için mi gidiyorsun Beytül Makdis'e? Hazreti Erkem cevap verdi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim annem babam size feda olsunlar, bir işim yoktur. Ticaret için de gitmiyorum. Beytül Makdis'te namaz kılmak istiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o camide benim bir bu camideki namaz diğerlerdeki camilerden bin defa namaz kılmaktan daha iyidir Kabe dışında. Bunun üzerine niyetini değiştirdi. Sonra Hazreti Enes bin Emir vardır. Sahabi bir rivayet de kendisinin adı Vesves bin İşir dahi beyan edilmiştir. Hazreti Vesves'nin Ansari kabile Beni Said'e Kab bin Hazrec ile alakası vardı. Urva bin Zübeyr konusunda Banu Zürif bin Hazreç ile alakası vardı. Bedir gazvesine ortak oldu. Ansar sahabilerde sayılır bu zat. Husaysa, Busays ve Vesvese olarak dahi bilinir bu adlarla. Bedir gazvesi dışında kendisi Uhud gazvesine dahi katıldı. Medine'den Bedir gazvesine çıkmak için Hazreti Mirza Bişiruddin Mahmud Ahmed bundan yazarken diyor ki Medine'den çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin arkasında Abdullah bin Ümmü Mektum'u amir olarak görevlendirdiydi Medine'de. Fakat Ravaha yerine yaklaştığı zaman Medine'den 36 50 kilometre dışındadır. Dedi ki Ravaha o kördür ve kendisinden sonra Medine'nin de kuvvetli birisi olmalı. Onun yine bu Ravaha bin Münzer'i geri gönderdi amir olarak. Abdullah bin Abdullah Maktum hakkında emretti ki o yalnız İmam-ı Salat olarak kalsın. Fakat bütün yönetsel işler Ebu Lubaba kabul yapsın. Medine'nin üst kısmı Kuba için
Asım bin Adi'yi amir olarak görevlendirdi ayrıca. Bundan, bu yerden amirler görevlendirdi Medine için. Buradan Basis, Vesves ve Adi adlı iki kişiyi düşmanlarından bilgi edinmek için gönderdi, yola çıkardı ve emretti ki çabuk bilgi edinerek geri gelsinler. İki hafta önce hutbede Hazreti Adi bin Abi Labbah arasında bu zikir geçmiştir. Gönderildi Hazreti Vesves ve Hazreti Abi bin Zubah ikisi vardı. Bunlar Bedir'e gittikleri zaman bilgi edinmek için orada Hazreti Vesves bin Amr ve Hazreti Adi bin Ragba onlara kendi develerini oturttular. Bir kuyudan su aldılar. İçtiler su. Bu arada iki kadının konuştuklarını duydular. Onunla bir kafile konusunda diyorlardı. Orada bir adamın birisi vardı. Her neyse bunlar geri geldiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kadınların sözleri konusunda dediler ki kafilenin gelmesi konusunda konuşuyorlardı. Orada duran zat adının adı Mecdi'ydi. Daha önce beyan edilmiş bulunuyorum. Etmiş bulunuyorum. Ertesi gün sabahleyin bunlar diyorlar ki tarih yazarları Ebu Sufyan oraya vardı. Kafile dahi oradaydı. O Mecdi'ye sordu. Ey Mecdi, sen öyle birisini gördün ki burada casusluk için gelmiş olsun ve sonra dedi ki eğer düşmanın durumunu bizden gizlersen Kureyş'ten hiç kimse seninle anlaşmayacak. Mecdi dedi ki orada duran, Allah adına yemin ediyorum ben burada birisini görmedim. Ben onu tanımayayım. Burada senin ve Yeser arasında bir düşman yoktur. Eğer olsaydı benden gizli kalamazdı. Ben onu senden gizlemedim. Fakat şu var. Ben iki atlıyı gördüm. Develiyi. Burada durdular. Ve Vesves ve Adi'nin durduğu yere işaret etti. Burada o develerini oturttular, su içtiler ve buradan gittiler. Ebu Sufyan oraya geldi. Her iki sahabe orada develeri oturttuydu ve her ikisinin devenin pisliğini kırmaya başladı. İçinden bir hurma taneci çıktı. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki Yesrib ahalisinin budur yedikleri. Bunlar oradan geldiler. Bunlar Muhammed ve onun casuslarıydılar. Her ikisi Medine'den geldiler. Ve bunlar casusturlar. Ben devenin pisliğinden öğrendim. Bunlar pek yakındırlar. Ondan sonra oradan çarçabuk kafileyi alarak gittiler. Bu Araplar dahi casusların yollarını biliyordu ve çok güç ve kuvvetli bilgileri vardı bu konuda. Bedir'in zikri konusunda ben Sirat Hatim-i Nebiyyin'de yazılıdır. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e vardığı zaman bir düşünceye göre zikri rivayetlerde yoktur. Hazreti Ebu Bakır Siddiki arkaya oturtarak İslami ordudan daha ileri geçti. O zaman bir yaşlı bir bedevi ile karşılaştı. Sözlerde ondan öğrendi ki Kureyş'in ordusu Bedir'e yaklaşmıştır. Bu haber alarak geri teşrif buyurdu. Hazreti Ali ve Zubar bin Al-Avam ve Sa'd bin Vakkas'ı hazırladı ve onları yola çıkardı. Ve bir rivayete göre gönderilen de Hazreti Vesves dahi vardı. Bunlar gittiler kafileden bilgi edinmek için. Şimdi öğrendiler ki ordu geliyor. Ordunun bilgi edinmek için gönderdi. Bunlar dahi vardı. Bunlar Bedir'in vadisine yardıkları zaman birdenbire ne görsünler ki Mekke'nin birkaç kişisi bir pınardan su alıyorlar. Bunlar saldırarak Hebşi bir köleyi ele geçirdiler ve Resulullah'ın yanına getirdiler. Onu getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman namaz kılıyordu.
Eshablar bunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. O köle sormaya başladılar. Abu Sufyan'ın kafilesi nerededir? O Habeşi köle orduyla birlikte geldiydi. Bedir savaşı için geliyordu. Kafileyi bilmiyordu. Kafileden bilgisizdi. Cevabında dedi ki Abu Sufyan'dan ben bilmiyorum. Elbet Ebul Hakam yani Abu Cehil ve Utbe ve Şeybe Ümeyye bu vadinin ikinci köşesinde vardır. Eshapların onlar yalnız kafile biliyorlardı. Tahmin ediyorlardı ve onlar dediler ki bu yalan söylüyor. Ve yanlış kafilenin gizli tutmak istiyor. Bunun üzerine bazı kimseler onu dövdüler. Fakat onu döverlerdi. O diyordu ki tamam ben doğrusu söylüyorum. Onu bıraktıkları zaman aynı cevap veriyordu daha önceki. Ben Ebu Sufyan'ı bilmiyorum. Onun kafilesinin. Evet Ebu Cehil bir orduyla geliyor ve o yakındır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri dinledi ve hemen namazı bitirdi ve sahabları dedi ki dövmeyin. Ve dedi ki o doğru söylüyorsa siz onu dövüyorsunuz ve yalan söyleme başlıyorsa bırakıyorsunuz. Sonra kendisi ona sordu tatlı dille. Ordu nerededir? Dedi ki şu dağın arkasındadır. Kaç kişi vardır içinde? Dedi ki çok vardır fakat tam kesin bilmiyorum. Buyurdu ki sen söyle onlar için her gün kaç deve kesiliyor yemek için? Dedi ki 10 tane deve kesiliyor. 10 deve kesiliyor her gün. O kadar fazla yemek getiriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara, eshablara dedi ki bu 10 kesiliyor. 10 deve demek ki 1000 insan vardır. Ve gerçekten o kadar insan vardı. Sonra zikredeceğim sahabi Hazreti Salba bin Amr Ansari idi. Hazreti Salba'nın alakası Banu Necari ile alakası vardı. Annesinin adı Kabşa idi. Meşhur şair Hazreti Hasan bin Sabit'in kız kardeşiydi. Hazreti Salba Bedir gazvesinde, bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte iştirak ettiği gazvelere. Banu Salma'nın putlarını kıranlardan kendisi dahi vardı. Vefatı Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Yusur Cesar yani Köprü Savaşı 14 Hicri senesinde Taberi de vardır. 13 Hicri yazılıdır. Bu savaş oldu. İranlılarla birlikte o savaşta ikisi Hazreti Ebu Ubeyd'in gözetimi altında Müslümanların ordusu ve Bahman Cazibiye'nin gözetiminde İran ordusu karşılıklıydılar Fırat nehrinde. Orada bir köprü yapılmıştı. Onun için ona Cesur Savaşı denilir. Köprü Savaşı. Bazılarına göre onun vefatı Hazreti Osman'ın vefatı devrinde Medine'de oldu. Sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Salba bin Ghanama'dır. Hazreti Salba'nın adı bir rivayette Salba bint Rahma dahi beyan edilmiştir. Hazreti Salbe'nin annesinin adı Cehera bint Kain idi. Ansar'ın kabilesi bunun Selma ile alakalı vardı. Alakası. Hazreti Salba 70 insanlar dinler. Beyt-i Akba Saniye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli üzerinde biyet ettiler. Hazreti Salba Müslüman olduğu zaman Hazreti Muaz bin Cebel ve Hazreti Abdullah bin Unes birlikte Banu Selman'ın putlarını kırdılar. Kabilelerin putlarını. Bedir, Uhur ve Handık gazvelerine katıldı. Ve Handık gazvesinde Hubeyra bin Abu Vahab Hazreti Salba'yı şehit etti. Bir rivayete göre Hazreti Salba Hayber günü vefat şehit düştü. Sonra bir zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Cabir bin Halid'tir. Hazreti Cabir bin Halid'in alakası Ansar'ın Banu Dinar kabilesinden vardı. Hazreti bu zat Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra bir sahabi vardır Hazreti Haris bin Numan bin Umayya Ansari idi. Hazreti Haris Ansar'ın kabile Avustan ile alakalı vardı. Bedir ve Uhud gazvelerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı.
Hazret Abdullah bin Jubair ve Hazret Kubab bin Jubair'in amcasıydı. Siffin savaşında Hazret Ali tarafından katıldı. Sonra Hazret Haris bin Enes Ansari'dir. Annesinin adı Hazret Umme Şerik idi ve babası Enes bin Rafi idi. Kendisi annesi de Müslüman oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min eli üzerinde biat etti. Kabile Avs bin Abdeş ile alakası vardı. Uhud ve Bedir gazvelerine katıldı. Uhud gazvesinde şehit oldu. Hazreti Haris birkaç ashabdan dedi ki onlar Uhud gazvesinde Resulullah bin Cübeyr ile birlikte dağda kaldılar ve orada şehit düştüler. Gedik'te. Sonra Hazret Uveys bin Zeyd bin Ensari sahabi vardı. Rivayet adı Zeyd bin Salib'a dahi beyan edilmiştir. Hazret Uveys'in alakası Banu Zeyd bin den idi alakası. Kardeşi Abdullah ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Ezan yılında kendisine rüya gösterildi. Kendisi Uhud gazvesine dahi katıldı. Kardeşi ne ezan kelimeleri gösterilmişti rüyada. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Hazret Haris bin Simma'dır. Hazret Haris bin Simma'nın adı Benu Naccar kabilesinden idi. Ansar'ın ve Beri Mauna günü şehit oldu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret ve Hubeyb bin Sinan arasında muakat kardeşlik kurdu. Hazreti Haris bin Simma Bedir gazvesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıktı. Ar-Raha adlı yere vardığı zaman yolculuk yapamadı, gücü kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Medine'ye geri gönderdi. Fakat ganimet malında kendisine Bedir'e katılanlar gibi kendisine de pay vardı. Fiilen katılmadı fakat bir his ile çıktı. Sağlığı belki de hastaydı. Yaşı fazla yaşlıydı. Onun için geri gönderildi. Fakat niyeti ve hissini görerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dahi Bedir'in katılanlardan birisi olarak kendisini dahi saydı. Uhud gazvesinde vardı. O insanlar daldığı zaman Hazreti Haris orada kaldı. Hazreti Haris Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm üzerinde biat etti. Abdullah bin Mahzumi katletti Hazreti Haris. Ve onun bütün elbisesini aldı. Kılıcı ve elbise falan vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verdi o malı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Abdullah'ın ölümü hakkında öğrendiği zaman dedi ki Allah'a rahim ediyorum. Çok büyük bir düşman idi. Müşrik idi. Ve Uhud gazvesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zarar vermek için tam silahlı bir şekilde çıktıydı. Uhud gazvesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim amcam Hamza ile ne oldu? Hazreti Haris onu aradı. Geciktiği zaman Hazreti Ali çıktı ve Hazreti Haris'in yanına gittiği zaman gördü ki Hazreti Hamza şehit düşmüştür. Her ikisi geri gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu şehadetin bilgisini verdiler. Hazreti Haris beyan eder. Uhud gazvesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ve bir dağın eteğindeydi. Dedi ki Abdurrahman bin Avf'u gördünüz mü? Ben arz ettim ki evet ben onu gördüm. O dağın eteğindeydi ve müşrikleri onlar üzerinde saldırıyorlardı. Ben ona yöneldim ki onu koruyayım. Fakat sonra sizi gördüm ve size yaklaştım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki melekler onu koruyorlar. Abdurrahman bin Avf'u melekler koruyorlar. Başka bir rivayet vardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Melekler onun yardımında savaşıyorlar. Hazreti Haris dedi ki ben Abdurrahman bin Avf'in yanına gittim. Geri gittim. Savaş sonra ermek üzerinde onun önünde 7 kişinin öldüğünü gördüm. Dedim ki hepsini siz mi öldürdünüz? Abdurrahman dedi ki bu 3'ü ben öldürdüm fakat diğerler konusunda ben bilmiyorum.
onları kim öldürdü? Bunun üzerine ben dedim ki Allah ve onun Resulü doğru söyledi. Yani melekler onunla birliktedirler. Hazreti Haris bir Muna olayına katıldı. Bu olay yaşandığı zaman, eshablar şehit edildiği zaman Hazreti Haris ve Hazreti Amr bin Umeyye develerini otlatıyorlardı. Sirat İbni Hişam'da Ömer ve Amr bin Umeyye ve Hazreti Munzer bin Muhammed yazılıdır. Bu rivayet bazı kitapların rivayetinde bunlar idi devirlerini otlatan her neyse geri dönüş zamanında bu rivayete göre bunlar diyorlar. Bunlar kendi ev yerlerine geri geldikleri zaman baktılar ki orada kardeşlerinin şehit olduğunu gördüler. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidelim. Ona haber verelim. Hazreti Haris dedi ki ben buradan geri gitmeyeceğim. Munzer'in öldürüldüğü yerde. Kendisi ilerledi ve savaşarak şehit düştü. Hazreti Abdullah bin Abi Bakır der ki Hazreti Haris'in şehadeti düşmanlar tarafından atılanlar, oklar yüzünden oldu. Onun bedenine saplandı ve şehit düştü. Allah-u Teala bütün bu bedeli eshapların derecelerini yükseltmeye devam etsin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر